Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programımızda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alacağız. Konuklarımız da Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Demirel ve Danimarka Sosyalist Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdal Benli olacak. Programımız başlıyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız dedik. Konuklarımız Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Demirel ve Danimarka Sosyalist Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdal Benli. İkisi de Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Demirel, sizinle başlamak isterim uygun görürseniz. Avrupa Birliği'nin son dönemde Türkiye'ye yaptırım açıklamaları artmaya başladı. Türkiye'nin de buna mukabil adımları var, bu yaptırımları onaylayacak nitelikte. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Orada Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin ısrarla yasa dışı bulduğu Kapalı Maraş'ı açmışlardı zaten seçimler öncesinde. Bir de orada piknik yapalım diye bir fikre kapıldı. Bununla ilgili de açıklamalar geldi. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hangi düzeyde ilerliyor size göre? Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bir nevi sorumlu gittiği açık ortada. Bunu en azından şuradan da görebiliyoruz. Türkiye'nin değişik, ister askeri hamleleri olsun, ister iç politikadaki demokrasiye aykırı davranışlar veyahut da hukuk devletine yönelik yapılan bazı kararlar her seferinde Avrupa Birliği'nin parlamentosu oturumları veyahut da dış işleri başkanlarının oturumlarında gündem olmakta ve bir hoşnutsuzluk kuşkusuz söz konusu. Ancak bu hoşnutsuzluk ne zaman somut farklı bir siyasete döner? Bu da tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin ve Avrupa Birliği liderlerin kendi çıkar politikasından bağımlı bir sorun olarak kendisini yansıtıyor. Yani yeni değil, biliyorsunuz Libya ekseninde, işte Doğu Akdeniz ekseninde, Ermenistan, Azerbaycan, yani Dağlı Karabağ ekseninde olsun, Suriye konusunda olsun, farklı gündemlerde, farklı konularla ve farklı hamlelerle tabii ki Türkiye'nin siyaseti, AK Parti'nin şu an egemen Türkiye dış siyaseti de Avrupa Birliği de gündemi oluşturdu. Ancak bunu tartışmak, bunu eleştirmek Avrupa Birliği liderleri çerçevesinde hiçbir zaman mesela silah satışlarının durdurulmasını birlikte getirmedi. Bu da biraz tabii ki Avrupa Birliği'nin kendi çıkarında Türkiye ile ilişkisini geliştirmek istediğinin bir göstergesi. Hoşnut mu durumdan? Hayır, değil. Belki en büyük destekleyicileri olan Angela Merkel, yani Almanya siyaseti de hoşnut mu diye sorarsanız hayır, değil. Ancak kendi siyasi çıkarında şu an farklı hamleleri atmaktan geri duruyor. Özellikle Almanya siyasetine birazdan döneceğim sizinle. Şimdi Serdal Benli'ye sormak isterim. Danimarka parlamentosunda kısa bir süre önce Türkiye'ye ilişkin bir karar alındı. Önce bu kararı açıklayın bize, daha sonra bunun sonuçlarını konuşalım. Evet, öncelikle merhabalar. Doğru, Danimarka parlamentosunda geçen hafta Türk Devleti'nin gerek Kuzey ve Doğu Suriye'deki yürüttüğü işgal ve işgal saldırılarını kınayan bir önerge durumu söz konusu. Bu önerge aynı anlamda da şeyi de ifade ediyor. Fransa'ya yapılan son saldırıların kınayan ve bu konuda Fransız hükümetini talep edebileceği Avrupa yaptırımlarını Danimarka Parlamentosu'nu bu konuda kabul etmesi ve destek görmesini dile getiren bir önergeden söz ediyoruz.
Bu konuda önergede böyle bir söylem de var. Diyor ki Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa ülkeleri bu konuda Türkiye hükümetine daha sert bir şekilde rotasını belirlemelidir. geliştirmesi gerekirdi. Evet, geliştirmesi gerektiğine dair bir açıklama, bir önerge durumu söz konusu. Danimarka Parlamentosu'nda bu ilk kez olan bir durum. Büyük bir çoğunluğun kabul ettiği. Artı buradaki ilginç taraf, Danimarka hükümetinin bugüne kadar Sosyal Demokrat Parti'nin, yani hükümette olan, iktidarda olan partinin bugüne kadar son olan olaylarda, işte gerek Akdeniz'deki, Libya'daki, Suriye'deki gelişmelerde biraz pısırık kalan Danimarka hükümeti, bu konuda bunların da tavır alması, bu önergenin altına kendi imzalarını atması çok önemlidir bizim açımızdan. Türkiye'ye karşı adımların yeterli olmadığına yönelik Avrupa Birliği'nden de sesler yükseliyor. Biraz önce Özlem Demirel de vurguladı. Bir yandan Türkiye'nin dış politikasından hoşnutsuz olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, diğer yandan Türkiye ile ticareti hala sürdürüyor. Örneğin Danimarka ile Türkiye ticaretinde nasıl bir durum söz konusu? Ya halen devam ediyor işte bu Suriye olaylarında, Suriye işgal sürecinde Danimarka'da tabii dile getirildi. Kısmi olarak bir takım işte silah ticaretinde Danimarka'da bir takım parçalar Türkiye'ye ihracat ediyor. Fakat bu konuda ithalat ediyor. Bu konuda yetersiz kalındı. Yani ilişkiler halen devam ediyor. Ticari ilişkiler devam ediyor. Evet. Sayın Demirel, tekrar size gelmek isterim. Şimdi Almanya'dan bahsettiğiniz konuşmanızın sonunda, Almanya bu konuda çok kilit bir noktada aslında. Fransa'nın ısrarla "söz bitti, eyleme geçmemiz lazım" açıklamalarına nazaran Almanya hep daha itidalli, daha sakin ve yavaş hareket ediyor. Ama buna karşın örneğin Volkswagen Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatından dolayı fabrika kurmayı ertelerken, Almanya tamam Kuzey Suriye'ye yönelik harekattan dolayı kısmi bir ihracat yasağı getirdi. Ama mesela donanmalara sürüyor bu hala. Bu da Doğu Akdeniz'de büyük rol oynuyor. En son Yunanistan'ın bir açıklaması vardı, Almanya'nın bu konuda da yasak getirmesiyle ilgili. Almanya'nın önümüzdeki günlerde politikası değişebilir mi sizce? Ya şimdi Almanya'nın siyaseti aynı Avrupa Birliği partiler diyorum, pardon, hükümetlerin siyaseti gibi kendi ekonomik ve geostratejik çıkarına bağımlı bir siyaset. Ben bunu doğru görmüyorum. Ben bunu eleştiriyor olabilirim ama objektif olarak bu siyasete baktığımızda bu ortaya çıkmakta. Yani bir nevi sözde ve belki de içinde kendi istemine göre farklı bir siyaset olmasını istese dair kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir birlik olarak kendini yansıtıyor ve Almanya da bunu yapıyor. Şimdi Almanya'nın mesela Türkiye ilişkisini konuşursak bunun birçok boyutu var. Bunun ekonomik boyutu var, bunun silah satış boyutu var, bunun birçok alanda da ilişkiler söz konusu. Aynı zamanda tabii ki Türkiye asıllı insanların Avrupa'da da başta da Almanya'da birçok insanın yaşaması da bir etkisi var. Yani bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama mesela Fransa ile Almanya ilişkisi ve buradaki siyasetten bahsettiniz. Süriye örneğini demin siz kendiniz mesela örnek olarak getirdiniz. Şimdi Süriye için de Almanya'nın ve Fransa'nın Suriye politikası ve çıkar yaklaşımı daha farklı bir boyutta. Mesela Fransa kendisi tamamen bağımsız olarak bir Suriye ilişkisi ve Suriye politikası yaparken Almanya için mesela Türkiye'nin de Türk askerinin de Suriye'de bulunması bir nevi Almanya'nın da buradaki değişik alanlarda Suriye'nin belki önümüzdeki dönemdeki yeni planlamasında, projelenmesinde kendi çıkarı doğrultusunda bir hamle olarak önünde durmakta. Yani şunu belki altını çizmek gerekiyor. Bu Fransa için de bu arada geçerli. Evet, Fransa hükümeti ve başta Macron olmak üzere söylemlerde sert ve sivri söylemlerle çıkıyor. Dış politikada illa sert, gürültülü, kavgalı söylemler önemli değil. Sakin ve diplomatik bir duruş olabilir. Bu konuda yani Angela Merkel'e yönelik eleştirimiz değil. Ama somut olarak baktığımızda
Tabii ki Almanya'nın siyaseti Almanya'nın halkının duruşundan farklı bir çizgide. Yani siz Volkswagen örneğini verdiniz. Volkswagen uzun dönem vazgeçmek diye bir tavrı yoktu Türkiye'deki yatırımlardan. Tam tersine burada yatırımlar yaparak işte daha kendi ekonomi çıkarını, daha kendi karını yükseltme eğilimindeydi. Ancak Alman halkındaki gelen tepkilerden dolayı bir nevi Volkswagen hareket etmek zorunda kaldı. Kaldı ki Volkswagen'in bir büyük alanı ve sahibi Kuzey Niedersachsen eyaleti. Yani hatta devleti bir payı bile var. Yani bunu yapamadığı için yapmadı bu noktada. Ha, bunu yapamadığı için yapmadı bu noktada diyorum ama aynı zamanda da tabii ki mesela Volkswagen'de olsun, farklı yatırımcılar da olsun Türkiye için yatırım yapabilmek için daha farklı bir hani Almanların dediği gibi stabil bir siyaset istemekteler. Yani daha işte yeri geldiğinde hukuk devletinin oturması, kendi sermayesinin ve yaptığı yatırımların boşa çıkmaması için farklı bir siyaset istiyor olabilirler. Şimdi genelde hep sorulan soru Aralık'ta mesela bir daha yapılacak zirvede bir yaptırım çıkar mı Avrupa Birliği tarafından? Şimdi çıkar mı çıkmaz mı sorusuna şuradan bakabiliriz. Eğer ki Avrupa Birliği'nin liderleri AKP iktidarı ve başta Erdoğan'ın pragmatizm yaklaşımından hala bir ümit bulabilirlerse çıkmaz. Bu ne yaparsa yapsın siyasi olarak çıkmaz. Ama ne zaman ki eğer kendi çıkarları doğrultusunda ve AKP iktidarının ve Erdoğan'ın da kendilerine yönelik pragmatist yaklaşımının değiştiğini gördükleri an çıkar. Belki çok da sert yaptırımlar çıkar. Ama şu anki somut noktada daha belirsiz bir noktada bulunduğumuza inanıyorum. Tabii ki son hamleler, başta Kıbrıs'a yönelik son hamleler, olayın boyutunu bir nevi belki değiştirebilir. Bundan birkaç hafta önce bana sorsaydınız büyük bir ihtimal çıkmaz derdim. Kıbrıs boyutu nasıl girer şimdi bu saatten sonra işin içine? Bunu tabii ki değerlendirmek lazım. Önümüzdeki günlerde biraz daha netleşebilir burada. Kıbrıs'a da birazdan geleceğim. Sayın Benli'ye tekrar dönmek isterim. Çünkü Türkiye ilginç bir dış politika siyasetiyle ülkelerde yer alıyor. Şöyle ki Suriye'ye girdi, orada işte silahlı muhalif gruplarla yan yana geldi. Onların garantörü oldu hatta Astana sürecinde. Daha sonra da bütün harekatlarını onlara göre düzenledi. Daha sonra bu silahlı grup mensuplarını aldı, Libya'ya gitti. Libya'da bir savaş yürüttü. Örneğin şu anda Libya'da kalıcı ateşkes süreci var. Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde yapılıyor bu süreç. Hatta seçimlerin tarihi belirlendi, epey bir yol alındı, askeri komiteler görüşüyor. Ama Türkiye masada yok. Sahadaydı ama masada yok. Dağlık Karabağ için yine aynısı söz konusu oldu. Azerbaycan'ın yanında yer alıyoruz denildi. Sıklıkla Türkiye'nin Suriye'deki silahlı grup üyelerini Dağlık Karabağ'a götürüldüğü söylendi. Türkiye her ne kadar bunu resmi olarak kabul etmese de fotoğraflarından videosuna bir sürü şey yayınlandı. Sonra bir ateşkes sürecine girildi. Azerbaycan-Ermenistan anlaştı Rusya'nın arabuluculuğunda. Türkiye yine masada yok. Doğu Akdeniz'de yine saldırgan bir politika izlediğine dair açıklamalar geliyor Avrupa Birliği'nden de. Türkiye bu politikalarıyla nereye gidiyor sizce? Sayın Benli, duyabiliyor musunuz beni? Sayın Demirel'le devam edelim. Sayın Benli'ye birazdan döneceğiz. Şimdi Kıbrıs dediniz, oraya da çok önemli bir biçimde gelmemiz gerekiyor. Çünkü son adımlar, KKTC'deki seçimlere Türkiye'nin müdahaleleri, bu müdahaleler sonucu Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve şimdiki ilişkiler, Kapalı Maraş'ın Türkiye'de Erdoğan'ın emriyle açılması, daha sonra oraya pikniğe gitmesi, pandemi hastanesini Erdoğan'ın açması, Avrupa Birliği'ni ve Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarını çiğneyen adımlar oldu. En sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz federasyon filanı istemiyoruz, iki devletli çözüm istiyoruz. Joseph Borrell açıklama yaptı, dedi ki yok biz buna gelmeyiz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kararlarının dışında da çıkmayı düşünmüyoruz. Burada Türkiye ile ilgili herhangi bir farklı adım atılması söz konusu olur mu?
Şimdi bakınız, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bahsettiniz. İki devletli çözüm mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiğini veyahut da dile getirdiğiniz değindiniz. Şimdi değerlendirmeden bağımsız olarak her şeyden önce Kıbrıs'ın geleceği ve Kıbrıs'ın sorunun çözümünü ne Türkiye Cumhuriyeti ne Avrupa ne işte Amerika Birleşik Milletleri ne farklı bir ülkenin vereceği bir karardır. Bunun vereceği karar tek ve tek Kıbrıs halkının bütünlüklü Rum Kıbrıs ve Türk Kıbrıs halkının vereceği bir karar olması gerekir. Bu bir siyasi duruştur. Şimdi Kıbrıs'a geldiğimizde ve demin siz de işte Türkiye'nin dış politikasını sordunuz. Kıbrıs'a geldiğimizde Türkiye'nin veyahut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP iktidarının tek adam saray siyasetinin yaptığı dış politika her zaman şunun üzerine kurulu. Nerede bir sorun, çözülmemiş bir sorun varsa, nerede değişik güçlerin arasında bir çelişki varsa, ister bu Rusya-AB ilişkileri olsun, ister Rusya-ABD ilişkileri, ister Avrupa Birliği-ABD ilişkileri, yani ne olursa olsun nerede bir çelişki varsa onun arasına girip, o çelişkileri kullanıp kendi çıkarına mevzi kazanma siyaseti yapmaya çalışıyor. Şimdi bu Kıbrıs'a gelecek olursak, şimdi bir kenara bırakalım saray hükümetinin düşüncesini. Asıl olarak Avrupa Birliği'ni de tartışmak gerekiyor ve Josep Borrell'le de tartışmak gerekiyor. Kıbrıs diye bir yani Kıbrıs sorunu diye bir sorun yıllardır önümüzde durmakta ve bizzat Avrupa Birliği'nin sorunu. Benim yapacağım ve benim ön plana çıkarttığım nokta burada. Hadi gel Avrupa Birliği çöz artık bu sorunu. Bu soruna bu saatten sonra olduğu gibi işte statikoyu koruyarak çözüm getiremezsin. Ve tabii ki AKP iktidarı veyahut da Erdoğan iktidarı bu çelişkiyi de kullanmakta. Şimdi siz demin bana sormadınız şahsi ama Serdal Bey'e sordunuz. Buyurun. İşte neden masaya oturamıyor diye soruyu yönelttiniz. Şimdi Türkiye'nin zaten yaptığı şu anki egemen siyaseti, işte dış politikadaki yaptığı sert hamleleri bir güçlükten yola çıkan bir hamle olarak değerlendirmek tamamen yanlış olur. Türkiye hem iç politikadaki sıkıntılarından dolayı veyahut da Erdoğan hükümeti iç politikadaki sıkıntılarından dolayı tabii ki askeri gücünü dış politikaya yönetmekte. Ama aynı zamanda tabii ki Erdoğan hükümetinin yarattığı bir olgu da dış politikada tamamen olmasıdır. Yani Akdeniz, Doğu Akdeniz'i konuşuyor olursak tabii ki bunun sebeplerinden birisi, Türkiye'nin masada baştan beri olmamasının sebeplerinden birisi dış politikada yapılan işte kaba kuvvet üzerine, sert söylemler üzerine yapılan yanlış hamleler ve tamamen bir izolasyon sorunu. Bu saatten sonra kaldı ki Amerika'da ben desteklemiyorum, çok doğru siyaset yapacağını da söylemiyorum. Ama Biden'ın seçiminden sonra mesela vereceği Türkiye'ye yönelik AKP iktidarına ve Erdoğan'a verilecek o oyun çerçevesi tamamen küçülmüş olur. Çünkü Trump'ın yaptığı dış siyaset bir nevi ona hareket alanı sunuyordu. Bu saatten sonra dış politikadaki attığı yanlış adımları da son haftalarda attığı gibi, son aylarda attığı gibi atabileceğine inanmıyorum ben. Bu Kıbrıs için de geçerli, bu diğer hamleleri için de geçerli ve bunları tartışmamız gerekiyor. Ben bir sol siyasetçi olarak belki burada da noktalayabilirim. Şunun altını çizmek istiyorum. Evet, AKP iktidarını ve Erdoğan hükümetini eleştirmek gerekiyor. Başta silahlı ve savaşçıl bir dış politika için. Ama asıl sorunları orada da görmek gerekmiyor. Çünkü var olan sorunların da çözümlerini artık yaratmamız gerekiyor. Dağlık Karabağ, Kıbrıs, Suriye, Kürt sorunu bunlar Birleşik Milletleri tarafından ve uluslararası güçler tarafından yıllardır çözülmeyen bir sorun olarak önümüze durmakta. Ve bu ne zaman ki çözülmezse bu sorunlar önümüzdeki dönemde de her zaman ve her zaman önümüze gelecek. Belki bu iktidar bu sefer Erdoğan olmayacak, başka bir iktidar olacak ama bu sorunlar kalacak. Ondan biz biraz daha fazla burada da Batı güçlerin ve Birleşik Milletler'in yetersizliğini tartışırsak bence daha doğru sonuçlara varabileceğimizi düşünüyorum. Evet, birazdan oraya da geleyim. Sayın Benli, duyabiliyorsunuz sanırım şu anda beni. Evet. Türkiye'nin dış politikada izlediği sahada olma ama masada olamama durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuştum. Aslında Özlem Hanım çok güzel bir şekilde ifade etti. Yani Türkiye'nin şu an dış politikasının son 5-6 sene içinde baktığımız zaman
yani istikrarlı, rotasız bir siyasetten bahsediyoruz. Bu da tek şeye bağlı, yani tek adam politikasına bağlı. Emeli tek amacı Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın aslında iç siyasete yönelik bir hamle olarak görmek gerekir. Yani burada kendi varlığını güçlendirmek amacıyla büyük lider işte uluslararası arenada kendisini var ediyor, büyük güçlere karşı baş kaldırıyor, iması yaratmak. Fakat işin özüne baktığımızda Türkiye'nin ekonomik olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak böyle bir sorumluluğu, böyle bir şeyi üstlenme gibi bir kapasitesi yoktur. Bununla karşı karşıyayız. Fakat bu sürecin devam ettirilmesi, Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin bu konuda ortak tavır sergilememesi maalesef Türkiye'yi ileriki aşamalarda ve aynı kendi beraberinde Avrupa Birliği'nde büyük sıkıntılara, geopolitik olarak güvenlik politikalar arasında büyük sorunlarla karşı karşıya getirebilir uzun vadede. Bunu şeyde gördük. Örneğin Suriye sürecinde Avrupa Birliği'nde ortak bir tavrın olmaması, net bir tavrın olmaması, oradaki bizim için müttefik olan Kürt güçlerini, bizim için IŞİD'e, DAEŞ'e karşı mücadele etmiş Kürt güçlerini yarı yolda bıraktı. Çünkü aynı anda Amerika'nın oradaki ikilemli bir siyasette, işte Trump'ın biraz Özlem'in de dile getirdiği gibi Tayyip Erdoğan'a orada manevra açması, yol açması, bir şekilde oradaki bizim Avrupa olarak tanımlamadığımız müttefiklerimize de bir şekilde zarar verdi. Ve oradaki çözüm süreci de bir şekilde aksattı ve uzun vadede belki büyük derin sorunlar da yaratabilecek hamlelere mal oldu maalesef. O yüzden Avrupa'nın bunu şeyde de gördük, mülteci krizinde de gördük. Yani Avrupa'yı Tayyip Erdoğan direkt mülteci krizine Avrupa'yı tehdit etti. Yani kabadayı gibi dedi ki benim dediğimi yapmazsanız otobüslerle sınıra getirip bırakırım. Ki Keza yaptı. bunu da denetledi de. Fakat Avrupa bu tehditlerle yola çıkarsa o zaman Avrupa kendi geleceğini tehlikeye atar. O yüzden Avrupa'nın bizim de Danimarka'daki bu önergenin Danimarka parlamentosundan çıkması artık hem fikir olarak Danimarka'da böyle bir olgu oluştu. Biz Türkiye'ye karşı daha çok net olmalıyız. Net olabilmemiz için de Avrupa Birliği'ni bu konuda ikna etmemiz gerekir. Yoksa çünkü bu uzun vadede güvenlik politikaları açısından gelip bizi bulacaktır gibi bir algı şu an söz konusudur. Umarım bunu Avrupa Birliği genelinde de bir şekilde pratiğe dönüştürüp ortak bir tavrın gelişmesi. Yani tabii ki yani bu belki zor olacaktı. Çünkü Almanya'nın kendine göre çıkarları var. Bir tarafta hem kınıyor, diğer tarafta hem silah sanayisi devam ediyor. İlişkiler, ticari ilişkiler devam ediyor. Fransız çok sert fakat yine onların da kendine göre Orta Doğu'da kendi çıkarları var. Yani ortak Avrupa Birliği çıkarları yok. Sıkıntı burada. Temel bir ortak bir duruş yok. Bu da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırımlarını cılız kılıyor ya da söylemlerini de çok cılız, güçsüz bir şekilde bıraktırıyor maalesef. Evet. Sayın Demirel'e tekrar dönmek isterim. Bir taslak metin çıktı Türkiye raporu ile ilgili. O metinde Türkiye'nin yargının bağımsız olmamasından, tek adam rejiminden, uzun tutukluluklardan, ekonomik krizden, dış politikasından bir sürü başlıkta Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi. Fransa'nın bir açıklaması vardı bugün. Artık biz yalnız değiliz Türkiye konusunda. Bir sürü müttefikimiz de bizim yanımızda yer alıyor diye. Acaba Avrupa Birliği politikasında bu bir değişime işaret edebilir mi? Bu raporla birlikte Türkiye'ye herhangi bir mesaj verilebilir mi? Şimdi zaten hem komisyonun raporu hem şu an parlamentonun üzerinde çalıştığı rapor da şu an gündeme geldi ve bunu ele alma başladı. Aralık'tan itibaren bunun özellikle görüşmeleri olacak ve karar boyutuna varacak. Şimdi bu kararlarda alınan birçok nokta, söylenilen birçok değerlendirme, işaret edilen birçok şey çok doğru. Ancak ben tekrar şuna döneceğim. Siz belki takip etmiştirsiniz. Son zirveden sonra çıkan mesela açıklama işte Schlussfolgerung deniliyor Almanca. Yani sonuçlar. Sonuçların içinde ana kilit cümle şöyle bir cümle olarak geçti. Bizim Avrupa Birliği olarak Türkiye ile
her iki tarafın kendi çıkarı doğrultusunda iyi ilişki gelişmesinden yana bir tavır belirlemek istiyoruz. Şimdi bakın o dönemde mesela Yunanistan'la birlikte baş başa gemiler yani savaş gemileri baş başa durmuş bir noktadaydı. Bundan önce Fransa'nın mesela gemilerine yönelik yapılan hamleler vardı ve orada da bir kargaşa yaşandı ve ne olup olmayacağı belli değildi. Gerçekten bir savaş ortamı gibi veyahut da her an herhangi bir manevradan dolayı yanlışlıklar üzerine bir savaş gibi bir ortamın yani askeri bir ortamın çıkabileceği bir durum. Ve buradan sonra alınan sonuç kararda taslakta bu cümle yazıyordu. Ya şimdi bu karar alındığı haftada mesela Türkiye'de HDP başta olmak üzere birçok muhalif siyasetçi aynı günde gözaltına alındı. Kaç kişi aynı gün ve aynı hafta içinde gözaltına alındı? Dağlık Karabağ, işte cihatçı dediğimiz savaşçıların götürüldüğü iddiası öne sürüldü. Yani bu aynı hafta olduğu için şimdi bu önerilerde ve tespitlerde ne yazıp yazmadığı tabii ki önemli. Burada baskı da yapmamız lazım. Biz de tabii ki baskı yapacağız. Ama buradan herhangi bir sonuç direktmen çıkar mı diye soruyorsanız şu anki görünüm hayır. Çünkü komisyon raporu işte zirve raporunun zirvenin sonuçları çıktığı aynı haftada sunuldu. Yani o da bir ve orada çıkan sonuç buydu. Ondan dolayı tekrar altını çizmek gerekiyor ki şimdi iki şeyi yapmamak gerekiyor. Bunu özellikle Ermenistan da şu an yaşadı. Yani şimdi Dağlık Karabağ ve varılan sonuç başta Rusya ile varılan sonuca baktığımızda Ermenistan da biraz ümidini Avrupa Birliği çerçevesinde aradı ve buradan destek bekledi. Ve çıktığı sonuç hayır. Rusya ile Yani anlaşmak sırtına oldu. Avrupa Birliği yani şimdi ben farklı olsun yani benim istediğim bir şey değil veyahut da benim savunduğum bir şey değil ama şunu gösterdi. Ermenistan mevzusu da şunu gösterdi. Sırtını Avrupa Birliği'ne dayayıp gerçekten herhangi bir sonuca varabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ben bunu bir Avrupa Birliği'nin milletvekili olarak açık ve net bir biçimde gerçekten söylemek istiyorum. Önemli olan tabii ki Avrupa'daki halkların duruşuna baktığımızda daha farklı. Onların desteği ve onların baskısı üzerine belki buradaki siyaset, egemen siyaset değişebilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani bir şey kara tablo çizip sadece böyledir demek istemiyorum. Ama bunun önemini görmek gerektiğini sanıyorum. Şimdi son gelinen aşamada sanırsam şu da çok önemli. Türkiye'nin ekonomik gidişatı gerçekten çok çok kötü. Bu başta Türkiye'de yaşayan halklar ve halk için tabii ki sosyal ve ekonomik anlamda felaket sonuçları getirmekte. Bu dışarıdan gelen yatırımlar için de ama önümüzdeki dönemde farklı bir siyaset izlenebileceğini göstermekte. Çünkü dediğim gibi Alman sermayesi de Avrupa Birliği sermayesi de kendi sermayesini tehlike altına atmaz. Ve buradan belki bakmak gerekiyor. Buradan daha fazla baskı yaratmak gerekiyor. Türkiye'ye yönelik ve bunu görmek gerekiyor. Türkiye kendisi güçlü bir konumda değil. AKP iktidarı güçlü bir konumda değil. Ama Türkiye'nin geostratejik noktası, ekonomik potansiyeli tabii ki bu bütün güçler için Avrupa Birliği için de çok önemli. Bu ikilem arasında önümüzdeki dönemde de Avrupa Birliği'nin siyaseti gelişecektir. Ne zaman ki gerçekten farklı bir Türkiye'nin iç mücadelesinden, muhalefetinden farklı bir umut noktası çıkabilirse Avrupa Birliği de belki daha net bir siyaset izleyecektir. Yoksa hep bu ikilem arasında gidip gelip biraz daha sert söylemler, biraz daha açık söylemler, yeri geldiğinde hafif yaptırımlar, yeri geldiğinde daha fazla işbirliği üzerine ilişkisini geliştirecektir. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin birlikte bir dış siyaseti diye bir şey söz konusu değil. Birlik ülkelerinin dış siyaseti var. Ne kadar bunun üstünü kapatmak isteseler de Fransa ve Almanya şu an bu Türkiye mevzusunda anlaşmış bir durumda değil. Ama tabii ki her an daha ileri bir noktadan anlaşabilirler. Bunun da önü kapalı değil.
Evet. Sayın Berni, size dönmek isterim tekrar. Sayın Demirel de biraz önce değinmişti Amerika'daki yönetimin değişikliğine. Joe Biden kazanmış gibi görünüyor. Her ne kadar Trump itiraz edip sonuçları kabul etmese de. Ocak ayından itibaren Amerika'da yeni bir yönetim göreve gelecek gibi görünüyor. Joe Biden'ın Trump'tan farklı politikalar yürüteceği de söyleniyor. Örneğin Halkbank davası, örneğin Türkiye ile ilişkilerde daha farklı bir tutum alma, Suriye politikasında bir değişiklik olması da mevzubahis. Suriye Türkiye'yi ilgilendirdiği için soruyorum. Sizce Biden hükümetiyle birlikte ABD'nin tavrından dolayı Türkiye'de bir değişiklik yaşanabilir mi? Bu birinci sorum. İkincisi de Danimarka Avrupa Birliği'ne daha ne kadar baskı yapabilir Türkiye ile ilişkileri daha doğru bir rotaya sokmak için? İlk sorunuza cevap verirsem, tabii ki Amerika'daki demokratların tekrardan iktidara gelmesi gerek NATO işbirliğinde Türkiye'nin bir şekilde dizeye çekilebilmesi. Çünkü son senelere baktığımızda Trump hükümeti esnasında, yani bu son 4 yıllık sürece baktığımızda Türkiye NATO'da büyük çatlaklıklara mal olmuş bir sürü hamle yaptı. Yani mesela işte, S-400'ler. S-400'ler vesaire ve Suriye'deki kendi başına hareketleri vesaire, NATO'nun dışında gelişmesi ya da NATO ülkelerinin full desteğini almaması bir takım sorunlara yol açtı. Örneğin Fransa'nın tavrı Amerika'dan dönem dönem daha farklı oldu. Bu konuda Biden'ın, ki belirtiler de bunu gösteriyor, Biden'ın Obama dönemindeki Orta Doğu'da takip edilen siyasete biraz daha geri dönebileceğini, bu konuda Suriye'deki çözüm açısından da hem oradaki Kürtler, Kürt güçlerine yönelik bakış açısından ve Orta Doğu'daki kendi varlığı açısından farklı bir siyaset takip edeceğine dair izlenimler var, belirtiler var. Bu konuda tabii ki Türkiye bu konuda daha baskı verebilecek bir kapasiteye sahip bir iktidardan bahsediyoruz. Yani yeni Amerikan iktidarı. Çünkü Trump sadece Orta Doğu siyasetinde değil, genel anlamda birçok antlaşmayı feshetti. İşte İran'la olan atom anlaşması, Paris küresel ısınma anlaşması vesaire. Bu konuda uluslararası antlaşmalardan çekilen bir iktidardan bahsediyoruz. Trump, Biden bunun tam tersini ifade ediyor. Bu konuda daha istikrarlı bir siyaset takip edebileceğine inanıyorum. Bu Türkiye için de ve Türkiye'nin bölgedeki rolü açısından da daha sağlıklı olacağını diye düşünüyorum. İkinci sorunuz Danimarka'nın bu konuda ne yapabileceği. Danimarka'nın bu konuda tabii ki bu önerge Danimarka hükümetine bu konuda bir görev veriyor. Yani bunu Avrupa Birliği'nde meslektaşlarınızla ciddi anlamda dile getirip Avrupa Birliği'nin bu konuda, Türkiye konusunda, gerek Türkiye'deki Türkiye'nin Suriye'deki tavrı olsun, Kürt bölgelerinde işgali nedeniyle, gerek Türkiye'nin demokrasi alanında daraltması, işte muhaliflerin içeriye tıkatılması, siyasetçilerin, gazetecilerin vesaire, bu konuda Danimarka hükümetini göreve çağırdı. Danimarka parlamentosundaki büyük bir çoğunluk, hükümet kendisini bunu da kabul ediyor. Çünkü metne önerge imzasını atmış. Bu konuda Avrupa Birliği'nde bunu dile getirip bunu sürekli bir şekilde Avrupa'nın bu konuda ortak bir net tavır geliştirmesi gerektiğine dair böyle bir görev üstlenmiş. Fakat bu sadece Danimarka ile bitebilecek bir durum söz konusu değil. Umarım, ümit ederim ki bu tarz önergeler diğer ülkelerde de çıkar. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de ortak bir tavrın gelişebilmesi. En azından bu tartışmanın sürekli güncel olabilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat çünkü Özlem Hanım da belirttiği gibi şu an Avrupa Birliği'nin dış siyasetini belirleyen güçler Fransa ile Almanya'dır. Ve bu iki güç şu an her ikisinin kendine göre çıkarları var. Gerek Orta evet. Doğu'da gerek Avrupa Birliği açısından kendi çıkarları vardır. Yani bu çıkarlar bir ortak potada buluşmadıkça maalesef Avrupa Birliği de bu tarz konularda, dış ilişkilerde, dış siyasette, mülteci krizinde olsun, Türkiye'nin bölgedeki
saldırgan tavrı olsun. Bu konuda çok cılız, sert söylemler olacaktır. Fakat ben de pek inanmıyorum. Yani bu güçlü yaptırımlar olacağını, kısa vadede böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Fakat Avrupa'da şunu da belirtmek gerekir. Yani Türkiye'nin son dönemlerdeki bu saldırgan tavrı olsun, takip ettiği çizgi Avrupa ülkelerinde, bunu ben bizim kendi siyaset networklerimizde bunu bir şekilde duyabiliyorsun. Yani Türkiye çok Avrupa'yı endişe edebilecek, Avrupa'yı ileriki zamanlarda sıkıntıya sokabilecek hamleler içinde. Bu konuda da Avrupa Birliği'nin ortak tavır gelişmesi konusunda belki bir rol oynayabilir kısa vadede diye düşünüyorum. Çünkü Rusya ile ilişkilere baktığınız zaman Avrupa Birliği Rusya'yı bir tehdit olarak görüyor. Fakat diğer taraftan bir NATO müttefiği gidip S-400 füzeleri alabiliyor. Bunlar endişe verici faktörlerdir. Bu konuda ümit ediyorum ki Danimarka'nın şu an göstermiş olduğu tavrı, önerge diğer Avrupa Birliği parlamentolarında da bir şekilde dile getirilirse ve çıkarsa bu siyaseti, bu konuşmayı, bu tartışmaları bir şekilde güncel kılıp ümit ederim ki uzun vadede hem kısa hem uzun vadede Türkiye'deki bir diğer faktör de Türkiye'deki bizim Avrupa Birliği siyasetçileri olarak ya da Avrupa Birliği olarak Türkiye'deki muhalif demokratik kesimlere bir şekilde daha büyük bir dayanışma içinde olmamız gerekir. Maalesef bu konuda da çok eksik kalıyoruz Avrupa Birliği olarak, Avrupalı partiler veya siyasetçiler olarak. Bu konuda da çok cılız bir ses çıkıyor maalesef. Bunu da tartışmamız gerekiyor. Çünkü bu faktör de çok önemli. Türkiye'deki demokrasi güçlerinin tekrardan Avrupa Birliği yoluna dönmesi açısından ellerini güçlendirebilmemiz için de hamleler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, Sayın Demirel, size de son olarak sormak isterim. ABD'deki olası yönetim değişikliği ve Türkiye ile ilişkilerdeki farklı politikalar Avrupa Birliği içinde itici güç olabilir mi? Bu birinci sorum. İkincisi, son dönemde Türkiye'de siz ekonomik krizden de bahsettiniz. Bunlarla ilgili bir çözüm arıyor AKP hükümeti belli ki. Damat Berat Albayrak istifa etti, görevden alındı derken neyse sonunda görevi bıraktı. Artık ekonomi bakanı değil. Bir yenilenme sürecine girmiş görünüyor AKP hükümeti. Çünkü böyle gitmediğini onlar da görüyor. Her ne kadar biz dünyanın en iyi ekonomilerindeniz, pandemi bizi hiç etkilemedi dese de durum böyle değil. Bunu herkes görüyor. Kendileri de dahil. Bundan dolayı bir hukuk ve ekonomi reformu başlatıyoruz söylemi var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu söyleminin Avrupa Birliği'ndeki bir karşılığı olur mu acaba? Şimdi böyle bir söylem olduğunu ben de duydum. Biraz bakmaya çalıştım. Acaba bu söylemin arkasında gerçek anlamda ne yatıyor? Ve hiçbir somut bir cevap bulamadım. Yani burada da tabii ki tekrar atılan hamleler biraz hani olayı yatıştırmak, biraz gerginliği durdurmak, başta liranın düşüşünü belki biraz daha nefes aldırtmak ve yatırımcılara yönelik ister iç yani ülkenin içindeki sermayedarlar ve sermaye gruplarına yönelik bir sinyal vermek, ister Avrupa veyahut da dış ülkelerdeki sermayeye yönelik bir cevap vermek. Bunu yapmaya çalışıyor. Ama aynı bugün sanırsam okudum, sanırsam gazete duvarda yazıyordu, İmamoğlu'na aynı zamanda mesela bir dava açılmış. Yani şimdi buradaki söylemle yapılan siyaset arasında sanırsam fazla yoruma gerek kalmaz. Yani tabii ki hamleler atılıyor zor durumda. AKP iktidarı zor durumda. Kendi tabanını da kaybetmek durumunda. Çünkü kendisi de her zaman siyasetini belirli sermaye güçlerine dayandırarak yaptı. Yani herhangi bir sermayeden bağımsız olarak da hareket etmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki her ne kadar işte kendi cebine çalışıyor iddiası varsa bu da tabii doğru, ama sermaye gruplarına dayanarak hareket edebiliyor. Çünkü zaten ister iç politika ister dış politika biraz bu ekonomik güçler üzerine gelişmiş bir siyaset olarak önümüzde duruyor. Yani buradan fazla ne çıkar bakmak lazım tabii ki. Hani çok erkenden çok sivri söylemler de bulunmak doğru olmaz, ama şu ana kadar görünen yani yapılan hamleler, olayı yatıştırmak için yapılan hamleler gibi görünüyor ve bu ekonomik krizin çok çabuk aşılabileceği de
şu an görülmüyor. Bu da bir gerçek. Kaldı ki korona pandemisinin halka yönelik yaptığı eziyetler ve tabii ki sağlık sorunlarını göz ardı etmek gerekmiyor. Yani sadece soyut ekonomik boyutunda değerlendirmek değil de halk açısından değerlendirdiğimizde tabii ki bu çok yanlış ve felaket bir siyaset. Bu önümüzde duruyor. Siz ABD'yi de aynı zamanda söylediniz. Nasıl değiştirebilir bunu? Şimdi bakınız, Trump'la Biden'ın arasındaki siyasi farklılık başta şuydu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Trump mesela Rusya'ya dünya siyasetinde ve diplomasisinde çok farklı bir rol oynayabilmek için olanak sağladı. Bu Suriye için geçerli. Bu Azerbaycan için geçerli. Bu farklı bölgeler için geçerli. Bu Libya için geçerli. Biden'ın yaptığı farklı açıklama, hani daha demokrasiden yana veyahut da insan haklarından yana dış siyaseti değil. Hayır, ben dünya gücüyüm ve tekrar dünya gücü olmak üzere daha istikrarlı ve iktidarlı bir dış politika yöneteceğim mesajını verdi. Şimdi Trump'ın yaptığı şey mesela Almanya'yla da değişik NATO birlik ülkeleriyle de çelişkileri daha fazla körüklemekti. Bu Biden için ortadan kalkmış bir sorun olarak önünde durmuyor. Ama Biden yeri geldiğinde tekrar NATO üzerine mesela Çin'e karşı yaptığı rekabeti öne çıkartabilmek hamlesi içinde bulunacak. Ve mesela Alman siyaseti, NATO'dan yana olan Alman siyaseti şu an farklı bir alternatifi olmadığı için, askeri güç olarak dünya siyasetinde yer almadığı için belki bunu farklı bir kapı olarak kullanıp burada ilişkileri daha çok geliştirecek. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış siyaseti ve askeri siyaseti de değiştirmekte. Yani burada da atılan hamleler var. Ve NATO'yu diyorsanız Fransa ile Amerika'nın arasındaki çelişkiler ve çözümler nasıl olur? Bunu şu andan görmek kolay olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki yani tek Trump NATO'yu sorgulamadı. Macron dedi ki ne demişti? Beyin ölümü gerçekleşmiştir. Beyin ölümünden bahsetti. Yani bunları da öne sürdüğünüzde farklı bir siyaseti, dünya siyaseti ve geostratejik siyasetle karşı karşıya kaldığımız ortada. Bu ama Türkiye'den bağımsız olarak bir çelişki. Bu AKP iktidarının yaptığı dış politikadan bağımsız olarak bir çelişki. AKP iktidarına bu açık ortada, net ortada. Ne Rusya ne Amerika bu saatten sonra Biden hükümetiyle birlikte, Rusya da değil, fazla nefes vermeyecek diye düşünüyorum artık. Bunu Rusya şu an son olarak Dağlı Karabağ'da açık ve net bir biçimde gösterdi. Sembolik olarak belki biraz oyun alanı verse de burası benim alanım kardeşim diyebildi ve dedi. Bunu Amerika daha net bir biçimde yapacak. Yeri geldiğinde Avrupa Birliği de belki yapacak. Çünkü Macron ve Avrupa Birliği'nin de siyasetinde de farklı eğilimler olduğu için Almanya ilelebet desteğini tek Türkiye tarafından vermeyecek. Çünkü Almanya da Avrupa Birliği içinde farklı bir dış siyaseti ve askeri siyaset yapabilmek için kapıyı açmış bir durumda ve burada ilerlemek istiyor. Ve Fransa ile burada uzlaştığı noktada bu belki Türkiye siyaseti içinde değişecek. Sanırsam askeri hamleler bir dönemlik dış siyasetiydi. Burada da bir çıkmaza girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da fazla oyun alanı önümüzdeki dönemde bulabileceğini en azından ben sanmıyorum. Tabii ki ben de gelecekte ne olur, ne biter hepsini bilemem ama şu anki gösteriler en azından hani burada daha farklı, daha fazla önümüzdeki dönemde hamle atacağını göstermiyor. Evet, Sayın Özlem Demirel, Serdal Benli, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bugün Odak programında Türkiye'nin dış politikalarını ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini konuştuk. Konuklarımızda Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Demirel ve Danimarka Sosyalist Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdal Benli'ydi. İyi akşamlar.